Büyüt bunu. Kral tadı çalıyor. Geliyor. Çalımlıyor. Zeko'ya çıkartıyor. Penaltı. Tam penaltının olduğu yere. Hem sol hem sağ ayağını çok iyi kullanıyor. Edin Dzeko. Ne dersin Edin Dzeko'ya? 37 yaşında. Müthiş bir enerjisi var. Aynı enerjiyi diğer oyuncularda görüyor muyuz? Yani bir Tadiç de var. Szymański de var. Dön bize. İsmet nasıl bir gol kralı? Ne dersin? Tam golcü değil mi? Yani hem bu kadar Ya, uzun boylu hem bu kadar fizikli. güzel, çok temiz bir gol. Çok güzel teknik bir vuruş, ayak içiyle. Akıl dolu bir vuruş. Yani sert vurmanın bir anlamı yok. Ayağın içini yapıştırmış, adrese yollamış. Kaleci dahi hamle yapamıyor. Çünkü böyle goller kesinlikle kurtarılamaz. Yani Edin Dzeko'nun da golcü olduğunu, kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu golleri daha çok atacaktır Fenerbahçe'de. Yeter ki o topun oraya getirilmesi gerekir. O top oraya gelsin. Mesela birkaç pozisyonda da Edin Dzeko'ya pas verilmedi. Arka tarafa verildi. O yüzden iki Evet. tane gol, net gol pozisyonu Fenerbahçe kaçırdı. Neydi o şeyin ismi, Başakşehir'den gelen çocuk? Bizim Türk evladımız. Adını da unuttum, sol ayaklı. O mesela iki defa geldi. Edin Dzeko'ya değil, arkaya çıkardı. Arkadaki de vurdu, defanstan döndü. Ama Edin Dzeko ön direğe koşmuştu. O ön direğe verse %1 milyon goldü. İşte bunu futbolcu tercih edecek, seçecek. Çünkü futbolcu kalitesiyle ortaya çıkaracak. Niye? Ön direğe koşan Edin Dzeko var. Kaldıracak kafasını, Edin Dzeko'ya verecek. Gol orada, o atabiliyor abi. Ayak içine o Bir sonraki kullanabiliyor. gol gelsin. Kaleleri o Kral bir atabiliyor. sonraki gole Daha bakalım. ne olsun? İsmet bir sonraki gole gel. İsmet getir 2 numarayı. Büyüt büyüt büyüt. Kral burada Szymański ara pası veriyor. Tabii bunun videosunda sağ ayağıyla alıp sol ayağıyla alıp sağ ayağıyla vuruyor. Dön bize dön bize. Müthiş bir gol vuruşu. Dakika 18. Skor 2-0 oldu. Ama 2-0'dan sonra Fenerbahçe vites arttıracağına vites küçülttü. Nasıl bir gol kral? Çok güzel gol. İyi bir vuruş. Bir kere topu o kadar güzel aldı ki 2 numara sağ bek arkadaş Antepli ofsaydı de bozdu. Sol ayağıyla aldı, sağ ayağıyla ayak içiyle plasesini vurdu. Skoru buldu. Dedim ya, Fenerbahçe'de Edin Dzeko gibi bir kaliteli golcü bir futbolcu var. O zaman onu ne kadar beslersen skoru o kadar çok bulursun Yücel. Eğer onu beslemezsen ceza sahası içerisinde onu görmeyip diğer arkadaşını atarsan goller kaçar. Demek ki bu senenin Bir sonrasına golcüsü gel İsmet. Dzeko. Evet Zeko zaten kral. Büyüt İsmet büyüt. Şimdi bu normal mi Allah aşkına? Yani 23. dakika sarı kartın var. Sarı karttan kırmızı kartı alkışlayarak alıyorsun. Dön bize İsmet. Dön bize İsmet. Yani ne Güzel dersin bu kral? amatör. Bir öncesine gel İsmet. Güzel. Bir öncesine gel İsmet. Bir öncesine gel. Güzel. Evet. Yani şimdi bu Maxim, bu nasıl bir olay kral? 23. dakika sen sarı kartın var, hocayı alkışlıyorsun. Bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir amatör davranış? Yani bu böyle Güzel. oyuncuları ya iyi oyuncu diye tutmamamız lazım yani. Güzel. Bu herhalde Evet, kral. amatörlükten profesyonelliğe yeni geçmiş bir futbolcu kardeş. Ayıp, yazık. Yani o eli alkışlasan ne olur, alkışlamasan ne olur. Kardeşim sen çık, sahada varlığını göster. Yani sinirlerine nasıl hakim olmazsın? Komik. Ama bu o 10 Yakışmıyor. kişi kalan Ben olsam Antep takımı daha iyi mücadele bir tane etti. bak yöneticilerin yerinde ben olsam vallahi cezanın kralını veririm. Bir de çıkarken gülüyor. Ya nasıl gülersin sen arkadaş ya? Olur mu ya? Senin futbolcu arkadaşların 10 kişi kaldı. Her biri en az 1000 metre, 1500 metre daha çok koştular. Daha çok yoruldular. Sen gittin soyunma odasına, duşunu aldın, maçı izledin. Yok, öyle bir nane yok. Bu yaptığın ayıp, terbiyesizlik, futbolcuları sahada yalnız bıraktın sen arkadaş. Bir Yakışmadı. sonrasına Hiç gel olmadı. İsmet. Bir sonrasına gel. Evet. Kral.
Burada duran top kullandı Gaziantep takımı. 45 artı 5'te. Furkan'ın ortasına en son Arda kafa ile uzandı. Skoru 2-1 yaptı. Şimdi burada herkes diyor ki Altay hatalı. Ben de diyorum ki bu kadar büyüt İsmet, büyüt de bir görsünler. Bu kadar defansın arasından geçip Arda'ya ve arkadaki 3 numaralı oyuncuya bu top nasıl geliyor kardeşim? Yani Adam atıyor lan. Yanında yok lan. Altay burada 3 metrelik yerden yiyor. Evet, yani Altay'a kızıyorlar burada. Allah aşkına burada Altay'ın ne suçu var? İsmet dön bize. Bence burada Altay'ın hiçbir suçu yok. Suç defanstaki böyle sıralanmış arkadaşlar var ya. Sıraya geçmişler. Onlar da suç. Timingleri zayıf. Ve adamı ya, bırakıyorsun. Adam rahat rahat kafayı vuruyor. Sen niye vurduruyorsun? Evet. Altı başın içinde. Altay ne yapacak ona Yücel? Oraya çıkabilir mi? Normal değil. Mümkün Çıkamaz. değil. Bir Orada kere çıkması gereken yer zaten değil. o oyun kral o top oraya gelene kadar oyuncular hamle yaptı. Onları tutanlar nerede? 3 tane 4 tane oyuncu bomboşlar. Yani bu gol Altay'a yazmaz. Bence yani bu yorumu ilk önce defansa bu suçu bulacaklar. Yine anlattığımız gibi gollerin %70'i duran toptan. Fenerbahçe duran toptan gol yedi. 5 numarayı getir İsmet, son analizimiz Fenerbahçe maçı ile ilgili. Evet. Penaltı kazandı Fenerbahçe. Kredinin eline çarpan top. Burada Tadiç penaltıyı gole çeviremedi. Bir taraftan da Batuhan kurtardı. Bence çok göstererek attı. Sen ne dersin kral? Çok göstererek attı ama Bize kalecinin dön İsmet, evet. planjonu çok güzeldi. Atacağı yeri önceden keşfetti. Farkına vardı. Kafasında kurguladı. Tek hamle yaptı. Muhteşem bir uzanış vardı sol eliyle. Tebrik ederim. Bence kaleci Yücel çok iyi kurtardı pozisyonu. Ama tabii çok hafif vurdu. Yani o Kral bir sertlik de hiç yalancı topun hareket yapmadık içerisinde yavaştı. Tadiç. Tadiç çok göbez belli etti kral atacağı köşeyi, hiç yalancı bir hareket yapmadı. Yani bunun da bir etkisi yok mu sence? Var Yani çok olmaz olur gösterdiği mu? yere vurdu. Gösterdiği yere vuracaksan biraz yukarıya vuracaksın. Yerden vurmayacaksın. Öyle bir şey. Abi ben anlamıyorum. Futbolcu arkadaşlar penaltı olunca topun başına gidiyorlar. Be kardeşim antrenmanlarda lütfen bunu çalışın ya. Bu kadar para alıyorsunuz. Yani çok basit penaltı atıyorsunuz. Hoş değil. Hoş değil. Hayal kırıklığına Evet. uğratıyorsunuz Fenerbahçe taraftarını. Sonra Fenerbahçe taraftarı 60'tan sonra bir bakıyor ki 10 kişilik Gaziantep üstüne geliyor, üstüne geliyor. Neredeyse gol atacak ya. Ben şaşırdım. Evet, Yani son orada dakikalar öyleydi kral. İsmail'in hamle yapmaması beni şaşırttı. Zaten o konuyla da ilgili sakatlıklar olduktan sonra yaptığı hamlelerle ilgili konuşuldu İsmail Hoca'nın, ama dediğin gibi geç kalındı.